Yürüyüş yapıyoruz. Vallahi eski işaretleri takip ede gidiyorum. Ben şu an nereye gidiyorsunuz derseniz, bildiğiniz kiliseye doğru gidiyorum ama bayağıdır ses çıkartmadım. Yani bir tane kilise var buralarda bir yerde. Bildiğiniz ormanın içindeyim. Bu arada kalabalık mı derseniz, tek kişiyim. Hiç kimse yok yanımda. Hatta şöyle de göstereyim. Aha. Yani beni gördüğünüz mü bilmiyorum ama tek başım olduğumu bilin. Zaten oraya vardığım zaman oturunca sizlere de göstereceğim. Şurada yolu. Şimdi niye böyle gidiyorsunuz derseniz, burada hani gelen kesim yolunu bulabilsin diye işaretli işaretçiler var. Hani tam yerini görmeleri için şurada diye. Hani ben de o işaretli işaretçilere baka baka gidiyorum ama taraftan mı, bu taraftan mı lan? Şuradan. Hani işaretçiler var. İşaretçilere baka baka gitmek zorunda kalıyorum. Normalde ben de unutmuşum yerine gitmeye. Aşağı yukarı 3 yıldır gitmeyince İnsan ister istemez unutabiliyor. Hani burası kilise diye geçiyor ama hani ne kadar gerçek, ne kadar doğru bilmiyorum. Ama Roma dönemine ait olduğunu biliyorum. Çünkü bulunduğum bölge Roma döneminde çok aktif bir bölgeydi. Hatta birkaç videoda da var. Onları da arada gösteririm size. Birkaç yerde daha var Roma kalıntıları. Hani şu an şöyle çevreyi de göstere gidiyorum. Umarım
aradığım yeri hatırlayacağım. Anam, buradan geç. Burayı geç. Çünkü hayvan var. Hayvanla hiç uğraşamam. Burada neredeydi ya? Şu tarafta mıydı? O taraf mı, o taraf mı? Şuraya doğru bir gidelim. Vallahi rastgele gidiyorum. Hatta göstereyim bakın. Şu tarafta hayvan var. Otluyor. Ona pek yanaşmadan açıktan açıktan geçeyim. Bu tarafta bir yerde. Çünkü şurası neymiş? Bakalım neymiş burası. Vallahi çalı çırpı sesine kusura bakmayın arkadaşlar. O sesler gelebilir. Ama buraya yalak yapmışlar su için. Hani kayaların güzelliğini görüyorsunuz. Üstleri yosun kaplamış. Hani bir yandan da dikkatli şekilde yürümeye çalışıyorum. Çünkü her şey olabilir. O değil de ben yön tayinimi kaybetmeden bulmaya çalışıyorum. Yoksa komple arazi yiyeceğim. Araziyi görebiliyorum nasılsa, tamam. Sıkıntı yok. Ama nerede olduğunu bir türlü tahayyül edemedim. Sineğiydi, o suydu, bu suydu. Hepsi var. Bir işaretçi buldum. İşaretçi bu tarafı gösteriyor. Demek ki yakınlarda bir yerdeyiz herhalde. Şu an sesim size nasıl geliyor, ne şekilde geliyor hiç bilmiyorum. Yani anam, arada kusura bakmayın sesler gelebilir böyle. Niye derseniz, çünkü ormanın içinde yürüyorum. Bayağıdır gitmediğim bir yer olduğu için hani otomatikman ben de yeri buldum herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Orası değilse başka bir yere bakacağız. Yani tahmin ettiğim buraysa, öyle bir hatırlama var bende de, sanırım doğru yere doğru geldik. Evet, doğru yeri buldum arkadaşlar. Sizler için uğraştım ama buldum. Bulabildim yani diye tahmin ediyorum. Şöyle taşların üstüne bir çıkalım bakalım. Bakayım. Hayda. Yine mi bulamadık ya?
İlerisi miydi? Valla iyi bir orman yürüyüşü oluyor bana. Sizi bilmiyorum da bayağı bir orman yürüyüşü oldu bana. Ama aradığım yeri bir türlü bulmuş değilim hala. Bulamadığım gibi de kaybolmak istemiyorum. Çünkü kaybolursam hiçbir şekilde ulaşım imkanı yok bana. Yani telefonum, telefonum hiçbir şey çekmiyor. Çekmediği gibi de kaybolursam sıkıntı. Bu sefer ormanın için hadi bir şekilde hayatta kalırım da arayıp dururlar beni. O yüzden ben şöyle ormandan çıkabilmek için bildiğim bir yöntem var, onu uyguluyorum. Hani yöntem ne derseniz, bulunduğunuz istikamette eğer girdiğiniz noktada ormanı bilebiliyorsanız, yani giriş kısmını değil de giriş kısmını bilebiliyorsanız, hani aşağı yukarı bildiğiniz bir bölge ise zaten çıkışı bulmanız kolay olur. Ben de şu anda yürüye yürüye onu yapmaya çalışıyorum. Hani gideceğim yeri niye bulamadım derseniz, ben de karıştırdım. Uzun zamandır gelmeyince hani ister istemez karışıklık oluyor. Ama çıkışı bulduğumu biliyorum. Yeri unutmaya, gitmeye. Tabi otomatikman çıkışı bulabiliyorum da. Bir noktadan girdim başka bir noktaya, oradan oraya. Yani tabi bunlar hep benim için avantaj mı, dezavantaj mı olacak? Göreceğiz. Hani insan istiyor böyle göstermeyi ama yerleri bulamayınca, işte ormanlık alan çok tehlikeli bir bölge. Yani tehlikesi şurada. Normal hayvan da çıkabilir, yılan da çıkabilir, böcek de çıkabilir. Hani tamam, yılanı böceği alışkınım, onda sorun yok da. Ama daha büyük bir hayvan çıkarsa, hani yılandan kurtulursun bir şekilde. Ama daha büyük bir böcek çıkarsa, bir şey çıkarsa, onda kurtulma şansımız olmayabilir. O yüzden bayağı bir yürümüşüm ya. Ara ara şöyle durmam gerekiyor. Şöyle. Şuralarda bir yerde bir Pi tarihinde bir mağara girişi gibi bir yer gördüydüm ama. Yani baksanıza görünüşe. Bayağı geriden gelip köyde bir yer kestirme diye ormanın sonunu buldum. Şimdi tekrar bildiğim yoldan direkt devam. Ama bir yerde oturup mola vermem lazım. Yürürken ben de yoruldum. Nefesimden anlaşılıyordur yorulduğum. Hatta şurası daha güzel, daha uygun bence.
böyle yok 10 tane kameraman, 5 tane şey, öyle bir şey yok yani. Tek başımayım. 2 dakika dedim dinleneyim. Hani arada çünkü herkes gibi ben de sigara içiyorum ama gördüğünüz gibi doğal bir ortamda olduğum için pek bir yapabileceğim bir şey yok. Hani arada bir tane sigara mı içeceğim? Ondan sonra şu an rüzgardan da sesimi net alamıyor olabilirsiniz. Malum bölge ormanlık olduğu için rüzgar da çok. O yüzden sizden özür diliyorum. Şimdi kaydı burada keselim. Ondan sonra devam edelim. Yürümeye devam edeyim. Arada az bir şey dinlendim. Dinlenmişken yürüyüm. Çok fazla dinlenmek de iyi değil. Teriniz soğuduğu zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden terim çok fazla soğumadan malum bir de su da almadım yanıma. Bir akıllı arkadaşınız olarak aklınızda bulunsun, ormanlık bölgeye gidiyorsunuz, suyunuz neyinizi alın. Burada çünkü su yok biliyorum. Sulak bir alan değil. Hani görüyorsunuz, bastığım her yerde çatır çutur ses geliyor. O kadar kurak bir bölge. Yani sulak olmadığı için bastığım her yer çatır çutur çatır çutur gidiyor. Ama dediğim yeri bulamadım ya. Ben ona yanıyorum. Yani normalde insan aradığını bulunca mutlu olur. Ben aradığını bulamayınca mutsuz oluyor. Aradığımı bulaydım, güzel olacaktı da. Neyse, bu seferlik böyle olsun, bulamadık diyelim. Dediğim gibi hani böyle yerlere gelirseniz dikkat edin. Hani şu an niye ormanın içine girdim derseniz, burada bir bölüm var. Artık böyle rahat yürüyebileceğim. Orayı kullanarak gideyim istedim. Gördüğünüz gibi ben doğal insanım. Hatta şöyle kendimi göstereyim size. Kendimden görünümü bakacağım. İnşallah görünmüşümdür. Yani tek başıma çektiğim belli olsun. Hani bildiğiniz gibi ben öyle diğerleri gibi yok. Araya ses atayım. Şunu yapayım, bunu yapayım yok. Ben de her şey doğal arkadaş. Hani ne doğallığım varsa o şekilde gösteriyorum. Bu arada şarjım bitebilir. Ama çekebildiğim yere kadar çekeceğim. Şarjım biterse de artık yapacak bir şey yok. Yarın da şu dağın oraya çıkmayı planlıyorum. Artık ne kadar çıkabilirsem çıkacağım. Yani çıkabildiğim yere kadar, çıkamadığım yerde geri dönerim. Artık çıkabildiğimiz yere kadar çıkacağız hep beraber. Bir yandan da oranın şeyini tahlil etmeye çalışıyorum da girebileceğim neresi var diye. Yapmış olduk. Girişlerimizde bile
kadar çıkabiliriz? Kaç saatte çıkarız, kaç saatte ineriz? Bilmiyorum ama çıkabildiğim yere aşağı yukarı tahayyül ettim gibi. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalımı takip edersiniz. YouTube'da yayınlayacağım. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. En kısa sürede yayınlamış olacağım. Ama bugün yayınlamayacağım garanti. Onu söyleyeyim.